Evet. Başlık var ya. Üniversite mezunuyum, çocuk gelişimi. Çeşitli sektörlerde çalıştım, öğretmenlik yaptım. Ama bu iş için, şoförlük yapabilmek için, otobüs şoförlüğü benim için hayalimdi. Bunun için zemin hazırlıyordum. Bu zemini hazırlamak kolay olmadı benim için. Çeşitli aşamalardan geçtim, çeşitli sektörlerde çalıştım, değişik işler yaptım. Uzun yıllar sürücü kurslarında direksiyon eğitmenliği yaptım. Şoför alımını görünce çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Hemen başvurularımı yaptım. Başvuru sonucunda Sayın Başkanımız da sağ olsun beni seçti. Urfa halkı adına beni seçti. Ben şu anda Urfa halkını, Urfa kadınlarını temsil ediyorum. Onun için çok gururluyum, çok mutluyum. Ben 12 yaşımda araba kullanmaya başladım. Ve 12 yaşımdan beridir arabadan inmedim diyebilirim. Sektör değiştirdim ama döndüm dolaştım yine direksiyona geldim. Direksiyondan kopamıyorum, gerçekten kopamıyorum. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Ne kadar araba kullanırsam da kullanayım, araç kullanırsam da kullanayım, otobüs şoförü olmak benim için hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu hayale ulaştığım için, amacıma ulaştığım için çok mutluyum ve gururluyum. Her işte olduğu gibi bunda zorluklar var ama yapılmayacak bir şey değil, aşılmayacak bir şey değil. Kadın her şeyi başarır. Bakmanın nasıl ilk gün heyecanı gitti inşallah. Yani ilk gün heyecanı gitti. Çok mutluydum. Amacıma ulaştığım için yaptım. Ben bunu yaptım, başardım, oldu için çok mutluyum. Çok gururlandım. İnşallah dediğim gibi kadınların sayısının artmasını bekliyoruz. Bu süreçte de ben onlara yardım için buradayım. Bana ulaşabilirler. Ne yapmak istiyorlarsa kendilerine yol gösterici de olurum. Eşim biraz adapte olmada zorluk çekti. Hani bu işe girerken yapabilir misin, edebilir misin? Ama ben her şeyi başardığım için, onu da kendi bildiği için sen bunu da yaparsın dedi ve tam destek oldu bana. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kadın şoförlerin toplu taşımada yer alması hem toplumda hem de belediyemiz hizmet kalitesinde olumlu katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Biz bu doğrultuda kadın şoför adaylarına yönelik başvuruları açtık ve Fatma Hanım ilk başarılı adaylarımızdan biri oldu. İşim bitsin gelecek. Fatma Hanım başvuran adaylar arasında yetenekleriyle öne çıkan bir isimdi. Şoförlük yapma konusunda çok tecrübeli ve kendine güvenen biri. Yaptığımız değerlendirme ve testlerde hepsinden başarıyla geçti. O yüzden kendisini tebrik ediyoruz. Bundan sonra toplu taşımada kadın şoförlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Şanlıurfa'da kadınların her alanda daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Fatma Hanım gibi kadınlar hem cinslerine örnek olacak ve bu sayede toplu taşımada kadın sürücülerin sayısını artacağını umuyoruz. Biz de belediye olarak bu konuda gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Thank you.
diğer illerinde de kadın şoförlerimiz var. Umarım burada da sayıları artar. Kadınlar kendilerini her yönden koşulda geliştirebilirler. Şoförü görünce çok gururlandım. Yani ilk defa bir kadın şoförün sürdüğü arabaya bindim. Yani evet, aslında daha fazla olması gerekiyor. Normalleşmesi gerekiyor. Ama güzel yani, açıkçası şu an mutluyum. Çok güzel bir şey. Hani cesaret. Bu ilk defa görüyorum.